Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 11. sınıf ODF çözümlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. dersi tamamlamıştık biliyorsunuz. Şimdi arkasında da 2 tane ödev testi vermiştim. Şimdi onlar da yapamadıklarınızı beraber yapalım isterseniz. Şimdi geldik birinci sorumuza. Birinci sorumuzda şöyle bir yaklaşalım bir. Ne diyor? 3 sin x 5 olmak üzere a ifadesi a'nın alabileceği en büyük tam sayı nedir diyor. Sinüs fonksiyonu için biz ne demiştik? Eksi 1 ile 1 arasında değerler alır demiştik. O zaman burası eksi bile bir arası da ve ben a'nın çok olmasını istiyorum. İki türlü yapabilirsiniz. Dediğim gibi ister bunu 3 ile genişletirseniz eksi 3 ile 3 arasındadır. Sonra 5 çıkartırsanız eksi 8 ile eksi 2 arasındadır. O zaman a ifadesi eksi 8 ile eksi 2 arasında olacak. Bu şartı sağlayan en büyük tam sayı değeri eksi 2'dir. İster böyle yaparsınız. İsterseniz de dersiniz ki ya buranın çok çıkması için pardon şuranın çok çıkması için buranın da 1 olması lazım. Niye? Çünkü öndeki katsayı pozitif. 3 eksi 5'ten de cevabımıza geldi? Eksi 2 geldi diyebiliriz. Birinci sorumuzun çözümü için. Ee, şimdi ikinci sorumuzda diyor ki fx 3 eksi 4 cos x kuralı ile verilen fonksiyonun görüntü kümesi aşağıya hangisidir? Yani gördüklerim. Yani biz cos x de neyi görüyoruz? Eksi 1 ile 1 arasında değerler görüyoruz. O zaman biz de ne yapacağız? Buna göre işlem yapacağız. Eksi 4 ile genişleteceğiz. Eksi 4 ile genişlettiğimiz zaman eksi 4 bu tarafa geçti. Eksi 4 kosinüs oldu. Burası da 4 oldu. Şimdi 3 eklersek eksi 1 ile 3 eksi 4 kosinüs 3 ekliyorduk değil mi? 7. Demek ki eksi 1 ile 7 arasındadır diyebiliriz. Ama mesela kare mare olmadığı için şöyle de yapabilirsin. Yani bunun alabileceği en büyük yeri bulursun. Dersin ki bu, bu görüntü kümesi olarak en çok bunu görüyor. İşte onun alabileceği en küçük yeri bulursun. Ha, dersin ki burası en küçük oluyor. Şimdi mesela cos x'i 1 seçersen 3 eksi 4'ten ne yapar? Eksi 1 yapar. Çünkü öndeki eksi olduğu için sen oraya 1 verirsen aslında çok çıkarıyorsun. Ama sen onu eksi 1 seçersen cos x'i bu sefer eksi eksiden artı yapar. 3 artı 4 de ne yaptı? 7. Sen eksi 1'e kadar inebildiğin gibi 7'ye kadar da çıkabiliyorsun. O zaman ikinci sorunda cevabı için ne diyebiliriz? İki türlü de Adana'dır diyebiliriz. Şimdi gelmişiz üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza diyor ki x 0 ile 90 arasında bu şekilde bir tanım yapmış. Cos x'ten 1 çıkarıyorsun. E zaten cos x fonksiyonu maksimum 1 olur. E bu ne demektir? Yani bunun içi her türlü negatiftir. Peki burası 1 olabilir mi? Bakalım. X 0 olamadığına göre demek ki cos x de ne olamıyor? 1 olamıyor. Demek ki içerisi negatifmiş. Yani nasıl çıkacak? İşaret değiştirerek. Yani 1 eksi cos x diye çıkacak. Bölü alt taraf sin kare x. Kaça eşitmiş? 2 bölü 3 eşitmiş. Şimdi biz s kare eşittir. 1 eksi c karedir diyebiliriz değil mi? Bak burası nedir? 2 kare farkıdır. Yani 1 eksi c ve 1 artı c'nin çarpımı şeklinde yazılabilir. Yani o zaman biz bununla bunu çarpınca neye eşit olacak? S kare eşit olacak diyebiliriz. O zaman S kare gördüğünüz yere 1 eksi C ile 1 artı C'nin çarpımı dersek bunlar da ne yapacak? Birbirini sadeleştirecek. Yani yukarıda 1 kaldı. Altta da 1 artı C. O zaman 1 bölü 1 artı C ne geldi? Yani cos x 2 bölü 3. Burada içler dışlarda soruyu çözeriz herhalde. 2 artı 2 cos 3 2 cos x eşittir 1 Buradan da cos geldi güzel kardeşim? 1 bölü 2 geldi diyebilirsin. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bulamıyordum lan şıkkı birden. <laughs> Üçüncü sorumuzda cevabına geldi? Edirne geldi. Çok korkuyorum ya. Bulamayacağım da. Benim şöyle bir söyleyeyim mi? Ben soruyu çözerim. Ona hiç korkum yok. Kaygım da yok. Ama şıkkı bulamıyorum abi. Benim de öyle bir problemim var. Mesela bu kosinüs 1 bölü 2. Ulan 1 bölü 2 nerede? 1 bölü 2 nerede? Bilmiyorum yani. Öğretmen yaptığımdan beri hep böyle bir kaygım var. Bulamıyorum yani. Benim de böyle bir tetenekliğim var. Neyse devam. A ve X gerçel sayı olmak üzere. Ulan neler ifşa ediyoruz. Hadi bakalım. A ve X gerçel sayı olmak üzere A ifadesini bunu vermiş. A'nın alabileceği her farklı değer için. Yani birkaç değer alabiliyor galiba. A'nın alabileceği tam sayı değerleri çarpımı. 9 hmm. farklı tam sayı değeri çıkıyormuş. A, A 1 olsa burası değil mi? 9 tane değer alabiliyormuş. Tabi A'nın alabileceği işte. Mesela A 3 olsa da A büyük A 9 tane farklı tam sayı değeri alabiliyormuş. Çünkü her farklı değer için diyor. Peki şurayı bir A parantezine alsak ne olur orası? Sinüs. Ya şimdi burada 2x artı 4 diyor ya. A bu katakulli. 2x artı 4 dese ne olur? 6x dese ne olur? Eksi 3x dese ne olur? Yani aslında orada bir sinüs x fonksiyonu var. Biz oraya sinüs alfa deyip geçelim. Çünkü x ile ilgili bir işin yok senin. İçine yazdığın bir açı demeye getiriyor. Yani x'e gerçel sayısı. Böyle bir şey de yok. O zaman a parantezinde sinüs x artı kosinüs 180. Kosinüs 180. Haydi bakalım. Kosinüs 180 neydi? Birim çemberi düşünecek olursak. Şöyle yapalım. Ulan çemberden eksen yaptık. Hadi bakalım. Şimdi 180 burada. Birim çember üzerinde aldığımız bir noktanın apsisi her zaman kosinüstü. Eksi 1'e 0 noktası değil mi burası? O zaman kosinüs 180 kaç? Kaç geldi? Eksi 1 geldi. Yani burası neymiş? Eksi 1'miş. O zaman eksi 1. A'da buymuş. Şimdi sen A'ya bir sayı yazıyorsun. Değil mi? A'nın alabileceği bir değer için. Bu arkadaş 9 tane değer alabiliyor. E şimdi sonuçta bu sinüs alfa oynak bir şey. 1 de olabilir, eksi 1 de olabilir. Şimdi mesela burası 1 olsa burası ne gelir? A'nın alabileceği maksimum değer 0 gelir. Peki burası eksi 1 olsa eksi 2 A olur değil mi? Demek ki eksi 2 A'dan 0'a kadar A 9 tane değer alabiliyormuş. O zaman bu şartı yerine getirmek için a 4 olsa 8, x8, 0'dan x8'e 9 tane yapar. Tamam. Aynı mantıkla a'yı bu sefer x4 kabul edersen o zaman ne olur? 0 küçük eşit a küçük eşit 8 olur. Burada da kaç tane değer alır a? 9 tane değer alır. Yani a'nın 9 tane değer alabilmesi için küçük a'nın olabilecek değerlerini sormuştu. 4 ve x4 bunların da çarpımını soruyor. O zaman cevabımız ne gelir arkadaşlar? C hangi gelir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik aman ne oldu. Beşinci sorumuza. Hmm, ders anlatımında bununla ilgili soru yapmıştık. Şimdi sinüs x eksi 1 ile bir arasındadır diyemezsin. Çünkü burada ne var arkadaşım? Kare var. Tamam mı? O zaman biz sinüs x şunu mesela sinüs x'e s desek. S kare artı 2 s artı. Ben o zaman demiştim ki sen buradan tam kuvvet oluştur. Artı 1 artı 2. O zaman ne yaptı a? S artı 1'in karesi artı 2 yapar. Ne demiştik hatta zincirleme isim tamlaması oluşturacaktık değil mi? Böyle eğer kuvvetli olursa. Bu soru tipi aynı zamanda şeyde de var. E, parabolde falan filan da karşımıza gelebilir. Yani mesela atıyorum x eksi 3 küçüktür x küçüktür 2 x kare artı 4 x artı 6'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soru da sorabilir size. Bakın bu da çift kuvvet yani çift kuvvet diyorum. Bu da tam kare. Demek ki burada da yine aynı hikaye ne yapmaya çalışacağız? Tam kare oluşturmaya çalışacağız. Eşitsizliklerden bilmemiz gereken soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi A'nın en geniş değer aralığı demiş. Yani görüntü neler olabilir? Sinüs burada en az eksi 1 olsa eksi 1, 1, 0, 2. Demek ki A minimum 2 olur. Peki ben buna 1 versem abim. 1, 2. Karesini aldım 4. 2 daha ekledin 6. Demek ki A ifadesi 2 ile 6 kapalı aralığında olacak diyebiliriz. Demek ki 5'in sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Burada eğer ki tam kareli bir olay varsa daha sin kareli, cos kareli kare varsa orada biz orada ne yapmaya çalışıyoruz? Tam kare oluşturmaya çalışıyoruz. Daha da sertleri gelebilir. Orada mesela 3 falan olur. Biz orada tam küpler falan oluşturmaya çalışabiliriz ama şimdilik bu kadar. Şimdi geldik 6. sorumuza. Diyor ki alfa diyor sıfırla diyor 45 arasında 2 tanjant alfa artı sekant kare alfanın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi biraz önceki ne, ne vardı? Sadece sinüsler vardı. Sadece kosinüsler vardı. Ya da sinüs, kosinüs olabilirdi. Bak şimdi burada tanjant var, sekant var. Şimdi ne alaka? Şimdi şunu bir düşünelim bir. Burası bana bir garip geldi. Orada bir ekmek çıkartacağız kendimize. 2 tanjant neydi? Sin bölü kos muydu? 2 s bölü c artı sekant da neydi? 1 bölü c kare miydi? Aynen. Şimdi mesela C yerine ne yapabiliriz? Buraya payda desek bir tane C yazsak, 2C artı 1 bölü C kare geldi. Tamam ben onu gördüm ama şimdi buradan gitmeyeyim çünkü bunun gidişatı şeye gidecek. Yani ee, aslında şeyin sonunda buradan da yapayım tamam mı size? Ama e, şimdi başka türlü yapmaya çalışayım çünkü buradan biraz aklımıza zor, e, buradan biraz zor gelebilir. Şimdi ben bir başka türlü yapmaya çalışayım. Sonra buradan da yine çözümünü yapayım ama. Tamam Şimdi bu birinci yolumuz olsun. Bu ikinci yolumuz olsun. Şimdi A neydi? Şurada yapalım. A neydi? İki tane tanjant alfa artı sekantta bir bölü c kare miydi? Peki bak. Buradaki bir yerine şey yazacağım. S kare artı c kare yazacağım. Ne oldu o zaman? iki tanjant alfa artı Şöyle şöyle ayırdığımda ne geldi? Tan kare alfa artı 1 geldi. Yani o zaman burası ne oldu? 3 tan kare alfa artı 1 oldu mu? Demek ki A değerine gelmiş? 3 tan kare alfa artı 1'miş. Peki bakalım. Peki tanjant için neymiş? 0 ile 45 arasında. Şimdi 0 ile 45 arasındaysa şöyle bir birim çember çizelim. Şurası 45 olsa Şimdi şura, şimdi şurası 1, şurası 1 bölü kök 2. Burası 1 bölü kök 2 yapar. Karşı bölü komşu kaç yaptı? 1 yaptı. Tanjant 45 kaçtır? 1'dir değil mi? 1'dir. Peki tanjant 0 nedir? E, sin 0 bölü cos 0'dır. Sin 0 0'dır. Cos 0 da 1'dir. O zaman bu 0 geldi. Yani o zaman tan Kare alfa şimdi burası en az 0 olur. 0 olduğunda da a ifadesi 1 olur. Tanjant en çok 1 olur. 1 verirsem de 3 artı 1'den de 4 gelir. Demek ki 1 4 kapalı aralığı bizim a'nın en geniş değer aralığıymış. Oldu. Şimdi ben bunu nasıl düşünmüştüm? Şöyle. Burası bakın burası sin artı kosun parantez karesidir. Yani ben bunu ileriki kısımlardan da bildiğim için. Şu an onu yürütebilirim ama hani çözüm olarak bu belki sizin aklınıza gelmez. Ama mesela burası ne artı? S artı C'nin karesi bölü C karedir. O zaman burası ne yaptı? S artı C ay S A Aa, niye yazmıyoruz? S artı C bölü C'nin karesidir. O zaman burası ne gelecek? Ç... Tanjant alfa artı 1'in karesi gelecek. Burası en çok kaç olur? 1 olur. 1 olursa 1 artı 1 2. 2'nin karesi 4 oldu. Burası en az 0 olur. 0, 1, 1. Karesini aldım 1. Gördüğünüz gibi ne geldi? Yine 1 ile 4 arasına geldi. İki türlü de yapabiliriz. Ama hani orada 2 sin çarpı kos artı 1'in sin artı kosun parantez karesi olduğunu ne yapabilmeliyiz? Bilebilmeliyiz. Bundan belki göremeyiz ama alttaki alttaki de zor kardeşim. İki türlü de zor yani. Soru her türlü zor yani ben size söyleyeyim. Hiç, hiç kıvırmayalım. Altın soru sertmiş. Neyse Hadi bakalım. Geldik 7. soruya. K noktası kaçmış? 12, 12 bölü 5'e 1'miş. Ya bu şey ya. Şurası kotanjant ekseniydi. Bu değil mi? Burası mesela 1 ise buraya da biz ne diyorduk? Kotanjant alfa mı diyorduk? O, şu alfa şu da alfa değil mi? Öyle diyorduk. O zaman buradan kotanjant alfa ne geldi? 12 bölü 5 mi geldi? Kotanjant alfanın 12 bölü 5 olduğu yerde sinüs alfanın kaç olduğunu soruyor. Sorumuz bizim bunun üzerine kurulu. Gel buraya güzel kardeşim. O zaman bir tane üçgen çizeriz. Çirkin oldu ama neyse. Şurası alfa oldu. Kotanjant komşu bölü karşı. Komşu bölü karşı. Ne bu? 12, 5. Ne vardı ya? 5, 12, 13. O zaman buraya 13 yapıştırdım. Sinüste neydi? Ko yoksa karşıya saldırıyorduk. Karşı bölü değil mi? Karşı bölü hipo. Yani 5 bölü 13. Yine bak şıkkı bulamıyordum. Son anda yırttık. C yı almış. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Anlaşıyoruz. Bence anlaşıyoruz. Hadi bakalım. Geldik 8'e. Hmm. Biz bunları da görmüştük. Sekantla kosekantta görmüştük, değil mi? Mesela burası 90'dı. Daha alt taraf okumadım bile. Burası bir. E sonuçta soru çözdüğümüz gibi aynı zamanda hani ders de çalışıyoruz. O gözle de bakmak lazım. Şimdi mesela burasına A dersek neydi? Kosinüs Alfa 1 bölü a'ydı. O zaman a 1 bölü kosinüstü. O zaman şurası ne yaptı güzel kardeşim? Sekant alfa yaptı. Ha, o zaman burası ne yapacak? Kosekant alfa yapacak. Peki bakalım. Kol üçgenin alanı kol. Şurası. Ay çıktı kız. 1 <laughs> bölü... Ay pardon ne yaptım? Kosekant alfa çarpı sekant alfa bölü 2 alan. Adana. Yani bu da olabilir. Sekant 1 bölü C'dir. Kosekant 1 bölü S'dir. Bir de altta 2 var. 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 S, C'de ne yapabiliriz? Diyebiliriz sorumuzun çözümü için. Ama şıkta hangisi varsa ben onu kabul ederim. Tamam. O zaman Adana'yı kabul edeyim. Yani şimdi baktım ne buldum ben? Kosekant çarpı sekant bölü 2 buldum alanı. Ama şıklarda yok kardeşim. E ne yapacağım? o zaman arayacağım. Tamam Başka bir şey yapmaya çalışacağım. Anlaştık. Hadi bakalım. Geldik 9'a. Yine aynısı. birim çember var. Kotanjant ekseni çizmiş. Tanjant ekseni çizmiş. Değil mi? Bunların hangileri doğrudur demiş. Şöyle yapayım. Hangileri doğrudur değil mi? Şöyle yapsak yeter. Şimdi burası ne? Şurası 1'di. Şurası kosinüstü. Yanlış mıyım? Doğruyuz değil mi? Peki. Şurası sinüstü. Sonra şurası şu üçgenin de karşı bölü komşu komşu bir olduğuna göre burası da tanjantı. O zaman bakalım. TA tanjant. PM sinüs OM kosinüs. Tamam. Bir doğru. Değil mi? Sin bölü kosa biz halk arasında ne diyoruz? Tanjant diyoruz. OM ne? OM ne? OM kosinüs. OP ne? Bir. LK ne? Aklıma şey geldi. Araba nerede? Para nerede? Araba nerede? Para nerede? <laughs> hadi bakalım. Organizasyonlarda işlerde vardı. Değil mi? E, ee, LK. Şurası. He, orası kosinüs değildir ki. Değildir orası kosinüs. Değildir değildir. Neyse hadi yapalım orayı. Şurası kaç güzel kardeşim? Hatırlıyor musun? Orası kotanjant ekseniydi. Orası direkt kotanjant eşit. Şunun tamamı. E burası da 1'di. O zaman LK ne? Kotanjant alfa eksi 1'dir. Tutmadı. O zaman ikinci öncülümüz yanlışmış. PM kare. Yani sin kare. Onu buraya yazalım. Sin kare alfa. Peki OM ne? Kos kare. 1 bu abi. Al. Al. Aldım abi. Al nere? Burası mı? 1 mi? E 1 1. Tamam. Hadi bu da doğru olsun. Demek ki 1 3 doğruymuş. Yani doğrucağımız ne? Anam yine bulamıyordum ya. o. Vallahi kızanlar söyleyeyim size ben burada çok zorlanıyorum şöyle şıkları bulurken ya. Çok heyecan yapıyorum. <laughs> Neyse geldik 10. soruya. Yine bir birim çember. Hem şurada bir sekant kosekantlı var hem de x eşittir bir tanjant ekseni var. Bunu istemiş. Şimdi OP1 şuradan hemen bir okuyalım. TH dakika şu üçgende şurası birse th bir tanjant alfa mı demiştik? O zaman burası tan ne oldu şimdi? OP 1 artı TH tan alfa onun karesini demişti. Bölü şöyle düzeltelim orayı. Bölü OA. Burası mı? Neydi lo? Sekant mıydı? Bence sekant. Önceki sorularda açıkladım onu kaç kere? 3-5 kere. Değil mi? Şimdi şimdi düzenleyelim bir. Tanjant sekantı açalım. 1 artı. Tanjant neydi? S kare bölü C kareydi. Bölü. Sekant neydi? 1 bölü C'ydi. Hocam şurada bir payda eşitle. Onu şöyle yapalım. Şurada bir payda eşitlesek. C kare artı S kare bölü C kare. Çarpı. Şu kızan taklatıp çarpılacak. Şimdi C kare S kare 1. Bir. Şuradan birer tane de götürdüm. Ne oldu? 1 bölü kosinüs alfa. Yani halk arasında sekant alfa. Bence sekant alfa vardır şıklarda. Bak görmüyorum bakmadım da. Bakalım. Lan var ya kosinüs olursa patlar mı? Sekant alfa. Adana'ymış. Doğru cevabımız. Aha bakalım bir. Doğru mu? 10 Adana. da doğruymuş. Ve böylece ne yaptık? Kazanım ödev testinin çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte yani ÖSYM tarzı ödev test 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.